Şimdi bir taraftan ABD seçimlerini biz geçen hafta takip ederken netleşen sonuçları da aldık aslında. Alıyoruz yani Biden başkan şeklinde. Şimdi ben bir Washington'a gideyim. Ali Çınar orada bizi bekliyor. Bir son durumu da alayım. Çünkü sonuçta biz dolar TL'ye, dolar endeksine de bakıyoruz ABD'de yaşanan gelişmeler ışığında. Buyurun Ali Bey. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum size. Son durumu alalım Sağ olun. sizden. Oradaki basında yansımalar nasıl başkanlık seçimiyle ilgili? Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Joe Biden'ın seçilmesiyle beraber aslında Başkan Trump tarafında hala tartışmalar devam ediyor. Nedeni de Trump'ın hala Joe Biden'ı tebrik etmemesi ve yargı yoluyla itirazlarına devam edeceğini açıklaması. O nedenle bir gerginlik olduğunu söyleyebiliriz. Şu an itibariyle son rakamlara baktığımızda aslında bazı eyaletlerde hala sayım işlemleri devam ediyor. %97 ile %99 açılan sandıklar var ve bunun tamamlanması bekleniyor. Bilhassa Arizona, Georgia ve North Carolina'da. Ama genele baktığımızda Biden'ın 75 milyon, Trump'ın da 70 milyon oy aldığını görüyoruz. Ve delege sayısında zaten Biden 270'i geçmişti. Biden'ın zafer konuşmasında da birlik beraberlik mesajı verdiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin herkesi kucaklayan bir başkan profili olacağını sözlerine ekledi. Yani açıkçası Trump'ın aldığı 70 milyon aslında ciddi bir rakam. O nedenle de Biden Cumhuriyetçi kanada bir barış eli uzatıyor. Yani ben herkesle sizle çalışacağım mesajı veriyor. Dün baktığımızda Trump golf oynadı, Biden aile ziyareti ve vefat eden oğlunun mezarını ziyaretti. Bugün de koronavirüs mücadele ekibi kendi ekibinde kurmuştu. Onunla ilgili bir toplantı yapacak. Tabii an itibariyle 10 milyonu geçen vaka, 240 bin hayatını kaybeden Amerikalı var. Biden'ın ilk icraatlarından birisi de maskenin Amerika Birleşik Devletleri'nde her eyalette zorunlu hale getirilmesi. Ayrıca seçim öncesindeki yine 2-3 trilyonluk teşvik paketinin ivedilikle kongrede pazarlık halinden sonra geçirilmesi olacağı bildiriliyor. Şu anda da geçiş ekibi kurmuş. Yani çok hareketli seçim bitti ama bu geçiş döneminde Biden-Trump tartışması devam edecek gibi görünüyor. Devamını nasıl bekleriz aslında? Aslında söyledin hani mahkeme yoluyla gidiyor ama sonuç pek değişmez diye yorumlar da gördük ama devamında ne bekleriz? Bir de şöyle de bir şey var tabii herkesin bildiği gibi yeni başkan 20 Ocak'ta göreve başlayacağı için Kasım Aralık'ta nasıl bir süreç devam eder Ali Bey sizce? Yani hem teşvik pakette işte maske diyorsunuz ilk icraat ama başkanlık koltuğuna oturacağı tarih 20'si. Dolayısıyla bu 2 ay, 2,5 ayı biz nasıl görürüz, nasıl yaşarız sizce? Yorumlar nasıl? Şimdi normalde Başkan Obama, Başkan Trump kazandığından sonra Beyaz Saray'a takip edip nezaket olarak Beyaz Saray'da davet edip ve tebrik etmişti. Trump bunu yapmıyor yani. Trump işi yokuşa sürüyor. Biden'ın geçiş ve başkanlığa gitme yolunda. O nedenle de bir gerginlik havası bu 2 ayda yaşanacak gibi görünüyor. Zaten 45 günlük oy sayım işlemi yani netleştikten sonra oyların resmi olarak Biden tarafından kazanıldığını açıklanması gerekiyor. Açıkçası Trump'ın yargı yolunda çok sonuç çıkmaz. Evet, bazı usulsüzlükler söyleniyor ama net olarak kanıtlar ortada yok. Bugün yani pazartesi günü Trump'ın avukatları başka kanıtlarla federal düzeyde yargıya başvuracaklarını tekrar açıkladı ama diyelim ki Pensilvanya'yı Trump lehine çevirdiler. Burada 20 delege var. Şu anda Arizona ve Georgia'da önde. Yani farkı kapatması çok zor. Aynı şekilde Cumhuriyetçi kanatta birçok senatör, hatta Bush ailesi, George Bush, Biden'ı tebrik etti dün telefonla açarak. Yani kendi partisinden de artık saygıdır, bu işi çok karıştırma söylentileri geliyor, baskısı geliyor Trump'a. O nedenle yargıda ben çok sonuç çıkacağını söylemiyorum. Zira dünya liderlerinin çoğu da zaten tebrik etti Biden'ı. Süreç nasıl işleyecek? Bu 45 günde kesinleşen oylar kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra şu anda aslında Trump ekibinin
Biden'a geçiş sürecinde yardımcı olması gerekiyor. Şu anda Biden bir geçiş ekibi kurdu. Bu geçiş ekibi kimlerin kabinede bakan olacağını, kimlerin Beyaz Saray'da görev alacağı ile ilgili hem isim belirleme ve bunların geçmiş sicillerinin araştırılması üzerinde bir çalışma başlattı. Tabii ekonomi, COVID-19'un mücadele, iç ve dış politikadaki sorunlar olmak üzere de yol haritası şu anda görülüyor. Biraz önce dediğim gibi de ekonomik anlamda sıkıntılar var. O nedenle de Kongre ile çok uyumlu çalışılması için de ayrı bir ekip Biden'ın var. Yani çok ciddi şekilde bir geçiş çalışmasına başlamış durumda. Ama 20 Ocak'a kadar Biden'ın tabii resmi olarak bir şey yapması beklenmiyor. Ama yol haritası ve ekip listesinin tamamlanması bekleniyor. Ali Çınar, teşekkürler.